NATO kısmına geri dönelim. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme süreçleri. Sizin bugünkü yazınızı da ben programın altına linkini bırakacağım. Orada şöyle önemli bir teze gönderme var. İsveç aslında NATO'ya üye olma işinden o kadar da memnun değil. Bu süreçte o kadar da ısrarcı olmayacak İzlerim de var bunu açayım mı biraz? Elbette hocam. Şimdi İsveç deyince tabii yani hani tabii devletler var, bir de hükümetler var. Şimdi şöyle hatırlayalım. Geçen sene hemen savaştan sonra İsveç'in bu başvurusu gündeme geldiğinde İsveç'te sosyal demokratların önderliğinde bir, ko bir koalisyon var ve hatta bu NATO pazarlıkları yüzünden de düştü o koalisyon. İşte seçimlere gidildi vesaire. Yani Türkiye pazarlıkları yüzünden hatta düştü o hükümet bir ölçüde. Ve yerine merkez sağ ve aşırı sağ yani aslında merkez sağ kurduğu ama aşırı sağın da dışarıdan desteklediği bir hükümet geldi. Şimdi iki hükümetin bana göre yani öncekiyle şu anki hükümetin NATO'ya üye olma istekleri arasında Biraz fark var, yani bir makas var. Yani sosyal demokratlar bu işe daha heveslilerdi. E, e, fakat sağcılar geleneksel olarak da bir de aşırı sağ desteğiyle de hareket ettikleri için e, biraz daha ayak sürüyorlar. Şimdi Türkiye ile olan pazarlık da e, açıkçası çirkinleşince yani iyice. Bir noktadan sonra İsveç yani acaba attığımız bu taş ürküttüğümüz kurbağaya değecek mi gibi bir hesaba girmiş olabilir diye düşünüyorum. Bu sadece İsveç'le ilgili bir denklem değil tabii. Bunun Washington tarafı var ee, ve şimdi Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'i başta bir paket olarak başladığı pazarlıklarda biliyorsunuz asıl sıkıntılar İsveç'le ilgili yaşandı. Ee, İsveç'te yaşanan sıkıntı da işte bu Kur'an yakma filan falan bunlar biraz teferruat ama asıl PKK bağlantılı bir konu var. Bir de işte Fethullahçıların oradaki örgütlenmeleri var. Açıkçası bu sorunlar Finlandiya ile yok. Yani e, ve Finlandiya zaten başından itibaren neden bu paket yani beni bu mentiondan çıkarın diyorlar ya sosyal medyada. Finlandiya'nın öyle bir hali vardı yani ben buraya nereden girdim çünkü Finlandiya'nın bağlamı çok farklı. Bir kere Rusya ile kara komşusu. Tarihsel olarak çok karmaşık ilişkileri var. Yani e, Rus Çarlığı'nın bir parçası olmaktan gelen bir e, ülke. işte Lenin'in zamanında gittiği, saklandığı, işte devrime kısmen destek vermiş. Keza Rusya'nın Rusya tarafında orada Karelya'da yani yine Finlerle aynı e, etnik şeye mensup insanlar var filan. Yani orası çok karışık bir şey. Ama İsveç'inki biraz daha hani laf ola bir üyelikti bana göre, üyelik talebiydi. Şimdi Türkiye burada herkes dedi ki yani Türkiye'de evet doğru insanların yüzde doksanı belki ya da seksen beşi diyelim. Tabii ki PKK'ya destek veren bir ülkeyi kabul etmeyiz filan diye şey yaptılar, ortaya çıktılar. Şimdi açık söyleyeyim size aynı şeyi Millet İttifakı da yapacaktır iktidar olursa. Çünkü yani bu neredeyse Türkiye'de üzerinde uzlaşılan nadir konulardan biri. Ama orada bir gülünçlük var. Gülünçlük de şu. PKK'ya destek veren asıl güç Amerika Birleşik Devletleri. Yani NATO'nun sahibi zaten. Şimdi e, geçenlerde Washington Post'ta komik bir şey oldu onu görmüşsünüzdür. E, yani Amerikan ordusuyla ilgili son derece alakasız kadınların ordudaki konumlarının güçlendirilmesiyle ilgili bir haberde. Getty Images'tan siz bilirsiniz gazeteci olduğunuz için bir fotoğraf koydular Washington Post'ta. Fotoğrafın alt yazısı aynen şöyle. PKK'yı eğiten Amerikan askerleri. PKK yazıyor. Yani hani YPG, PYD, işte SDG falan değil yani. PKK yazıyor. Şimdi bu e, açıkçası herkesin bildiği bir durum. Şimdi o yüzden İsveç'e dönüp de işte siz pek ya yani işte adamın kuklasını ayağından astılar. Bilmem ne onun için biz İsveç istemiyoruz filan diye. Aslında orada Türkiye'nin amacı Amerika Birleşik Devletleri ile pazarlığında bir ileriye e, adım atmaktı. Özellikle de F16'lar aslında mümkünse F35'ler ama o olmazsa F16'lar konusu ileri adım atmaktı. Şimdi hepsi birbirine karıştı. Ve bakın dün yanılmıyorsam e, İsveç dedi ki ya ben askıyı alıyorum. Ya İsveç hükümeti böyle bir açıklama yaptı. Dedik ya ben askıyı alıyorum ben şimdi daha fazla bununla uğraşmayacağım. Bunda biraz midelerinin bulanması da rol oynamış olabilir. Yani bu pazarlıktan artı aşırı sağın desteğini alan bir hükümetin Avrupa'da aşırı sağ, sağın çok ciddi bir bölümünde Rusya yakınlığı var. Yani bu bir siyasi olgu. Dolayısıyla yani onların da belki de kendi seçmenleri de çok fazla NATO üyesi olmak istemiyor. Çünkü bunun bir de şöyle de bir pratikte bir faydası yok. Rus yani İsveç zaten Batı İttifakı içerisinde dolaylı olarak yer alan bir ülke. Yani, ha, yani hiç kimse... Hocam, onu, onu da söylemek lazım. İsveç hani ha. teorik olarak üye değildi ama pratik olarak aslında bir NATO üyesiydi. Yani NATO'nun silah üretiminden Şimdi, siyasi karar tabii, mekanizmaları tabii, kadar her yerde. geçen yani, yani. Şey. yani siyasi kararda yok tabi ama yani şöyle bir şey sürekli yakın ortaklık ilişkisi var, ortak tatbikatlar var silah üretimini tamamen NATO standartlarında yapıyor. Üye ülkelerin neredeyse tamamında İsveç silahları var. Şu veya bu şekilde çünkü gelişkin de bir silah, sanayi var. Ha bir de şöyle bir şey var. Rusya ile kara sınırı da yok zaten. Dolayısıyla yani kara sınırı da olmadığı için birinci derecede zaten onun içeride dışarıda olması büyük bir fark yaratmıyor. Ama Finlandiya'nın olması çok önemli NATO açısından. Rusya açısından da birincil tehdit. Yani e, o yüzden bu şeyin ben yani işte yazımı yazdım gönderdim bir süre sonra bir baktık AKP genel başkanı da bir açıklama yaptı işte Finlandiya'ya bir şirinlik yapacağız İsveç'te şok olacak filan dedi. E yani o zaten tahmin edilebilir bir şeydi. Yani bu saatten sonra Finlandiya'yı engellemenin fazla bir gerekçesi de ve bu bu iki süreç ayrılmış oldu böylece. Yani bunu geçen yıl mayıs'ta da bir söyleşide ben işte Sol Haber'de biraz anlatmaya çalışmıştım ya yani ikisinin durumu aynı değil ülkelerin diye ama nedense böyle bir paket olarak ilerledi. Ee, ama şu anda artık ayrıldığını söyleyebiliriz. Ben Finlandiya'nın üyeliğinin gerçekten hani özellikle de AKP'nin şu anda seçimler öncesinde batının desteğini demeyeyim ama küçük gülümsemelerine de dahi ihtiyaç duyduğu bir dönemde Finlandiya'nın üyeliğinin seçimlerden önce bile olabileceğini düşünüyorum. Ve buna e, şey de yani Millet İttifakına mensup milletvekillerinin de evet oyu vereceklerine de inanıyor